Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Sınıf tanıtımlarına devam ediyoruz ve 5. sınıf olarak da arkadaşlar mistik sınıfına geçiyoruz. Kozmik sınıfını en sona bırakmıştık çünkü Arcus'u da en azından bir aradan alalım, test edelim istemiştim arkadaşlar ve Arcus'u da aldık. O yüzden hızlı bir şekilde bu sınıf tanıtımlarını inşallah bitireceğim. Yani mistiğin arkasına bir de kozmik seçerim diye tahmin ediyorum. Hadi başlayalım arkadaşlar, bir kere daha alfabetik olarak sıralayalım. İlk olarak demir yumruk var. Demir yumruk arkadaşlar saldırı babında güzel bir karakter. Yani hem zırh kırması hem de yüksek hasarlara çıkması iyidir. Kanalda bir videosu var. R4 videosu var arkadaşlar. Tabii ki kendi ustalıklarına yaptığımda. Yani bir özel saldırı 2'nin 30-40k vurduğu çok eski bir karakter olmasına rağmen, aşırı eski olmasına rağmen hala arkadaşlar günümüzde yüksek hasara çıkabilen bir karakter. Aynı zamanda zırh kırıyor ve rakibin üzerindeki hiddetle kapatabiliyor. Hani Medusa'nınkileri falan filan. Ama yine de çok aman aman bir işlevselliği yok. Sadece yüksek hasar verebilmesi var. Onun için de kopya sayısı ve kopyası önemli arkadaşlar. Size tavsiyem 4 yıldızını hani R5 atabilirsiniz duruma göre ama 5 yıldızını R3'ün üstüne atmayın. Benim R4'e atma sebebim işte mistik yükseltme taşımız vardı 2015 yılı karakterler içerisinde. O sebeple arkadaşlar. Ölümsüz olan demir yumruk için de çok fazla bir şey söylemiyorum. Aynı rengin moru çepeğik bir farkı yok. Diablo'ya geleceğim arkadaşlar. Diablo için öncelikle şunu söyleyeyim. Mistikler için, 5 yıldızlarda mistikler için bir prestij karakteri. 10.600'ün üstünde olan 2 mistikten bir tanesi arkadaşlar. Diğerine de birazdan geleceğim. Diablo'nun mayaları olayı, maya olayı bence biraz problem. Yani mayaları bittiği zaman patatese bağlar. Ama şöyle de bir güzelliği var. İnanılmaz bir sağlık basma gücü. İnanılmaz bir sağlık basma gücü var. Mayası olmasa bile özel saldırı bir spamlayarak arkadaşlar dehşet sağlık doldurursunuz. Ki bunun da videosu yine kanalda mevcut, izleyebilirsiniz. Yine 4 yıldızını R5 atabilirsiniz. 5 yıldızını da prestij için R5 atabilirsiniz. Eğer prestij düşünmüyorsanız arkadaşlar R3'ün üstüne çıkarmayın derim. Doktor Strange de milattan önce 5. yüzyıldan kalma çok çok eski bir karakter arkadaşlar. Bizde de maşallah 3, 4, 5, 6 hepsi mevcut. Güzel karakter arkadaşlar. Çok eski olmasına rağmen yine güzel bir karakter. Yeti ben genelde mistik sınıfını severim ama yani böyle çok zirve karakter sayısı az olsa da kötü karakter sayısı da çok az arkadaşlar mistiklerde. Doktor Strange zaten kendi kendine güç barı dolduruyor. Hiddetteyken yüksek hasarı çıkıyor. İşte zırhlanma takviyesi açıkken arkadaşlar hasarı bayağı bir düşürüyor. Yine bolca da sağlık ve güç barı da basabiliyorsunuz. Üçüncü açtığı takviyeyle arkadaşlar. Tavsiye ederim. Yani kopyalarsanız eğer rakibin üzerindeki hiçbir şey yapmadan takviyeleri bile kapatıyor arkadaşlar. 4 yıldızını kesinlikle 5.50 tavsiye ederim. Yine 5 yıldızını durumuna göre arkadaşlar R4'ün üstünü tavsiye etmem. Yani maksimum R4 yapın. Gerek ittifak savaşlarında gerek maceraları sizi her türlü taşır. Hem sağlık basması hem de hasarının ortalamanın üstünde olması arkadaşlar. Çok eski bir karakter olmasına rağmen ki versiyon 12.0'da bir nerf yemesine rağmen arkadaşlar hala işlevsel, hala kullanılabilir bir karakter. Doktor Voodoo mistik sınıfının en iyi 3 karakterinden bir tanesi arkadaşlar Doktor Voodoo. Müthiş taktiksel bir karakter. Eğer rakibin üzerine gerekli sayıda Loa'yı tutturursanız yüksek hasar bile verebilirsiniz. Veya o takviye açan bir karakterse arkadaşlar yine yüksek hasarlar verebilirsiniz. Oyun başında bastığı sağlık hakikaten çok güzel. Çok etkili arkadaşlar. Her yerde kullanabilirsiniz. Yani belki kanama zehire karşı bir bağışıklığı yok ama arkadaşlar sağlık basması, rakibin yetenek isabetini %50 düşürmesi, güç barını boşaltması, yani güç yakma hasarı vermesi, zehir vermesi falan filan inanılmaz bir karakter. Yani taktiksel bazda belki oyunun en iyi karakteri. Taktiksel olarak arkadaşlar oyunun en iyi karakteri diyebilirim. Yani yansıtma hasarlarını iptal ediyor yetenek isabetini düşürmesiyle. İşte elektronun yansıtmasını düşürüyor, iptal ediyor. Rakiplerin etki açmasını iptal ediyor, açılan etkileri kapatıyor vesaire falan. Müthiş bir karakter. Çok çok daha detaylı videosu arkadaşlar kanalda zaten bolca mevcut. Benim ilk R5'im. Yani hala arkadaşlar T7'nin bankolarından duruma göre T-Savaş'a bile alabiliyorum duruma göre. Kaydırma oluyor. Ama genelde T7 ağırlıklı oynadığım için T7'de arkadaşlar çok kullandığım enfes bir karakter. Ve Dormammu. Dormammu'nun yeri bende tabii ki farklı. Ama arkadaşlar zamanın çok çok gerisinde kaldı. Güç, saldırı babında güç kontrolü odaklı. Yani rakibin gücünü boşaltması, güç kilidi uygulaması daha önemli özellikler. Yine sağlık basıyor, rakibin üzerindeki takviyeleri kapatıyor falan filan. Defansta biraz daha etkili. Yani saldırıdan ziyade defansa daha fazla verim alabilirsiniz. Özellikle kopya özelliği rakibe bozma atması takviyeleri kapandıktan sonra Dormammu'yu defansını hala etkili katlanan biri kılıyor. Ama etkililerden yani artık böyle zirvelerden falan değil. İlk geldiği zamanlarda boss'tan çıkmıyordu. Şimdi
kadroya girmekte zorlanan bir karakter Dormammu. Yine 4 yıldızını R5 tavsiye ederim ama 5 yıldızını en maksimum R4. Orada defans atacaksınız arkadaşlar. Tavsiye ederim Dormammu'yu. Durdurulamaz Kolossus. Yani küçük kardeşi Kolossus'a efsane bir buff geldi. Ama buna buff gelmeyecek sanırım ki gelmesi lazım. Yani durdurulamaz defansta biraz iş görür. Saldırıda çok tavsiye edeceğim bir karakter değil. Defansa koyacaksanız yer R4 atın. Saldırıda için arkadaşlar R2'nin üstüne çıkarmayın bile derim. Ebony Patates arkadaşlar. Güç kontrol odaklı bir karakter ama çok kötü bir karakter. Yani çok kötü demeyeyim hani orta diyeyim bari yani, ayıp olmasın. Ama bir buff geliyor arkadaşlar. Karakteri yükselteceklermiş, güçlendireceklermiş. Kasım ayında bakalım nasıl bir hale getirecekler. O zamana kadar çok yükseltmeyin. Bırakın düşüklerde kalsın. Buff geldikten sonra yine bir kontrol ederiz. Giyotin de mistik sınıfının arkadaşlar abidik gubidik karakterlerinden bir tanesi. Yani 2, 3, 4, 5 hatta 6 yıldız var ki 6 yıldızı kopya. 5 yıldızı değil ama 6 yıldızı bende kopya. Yani en önemli esprisi özel saldırı ikisi. İyileşmeleri tersine çeviriyor. Onun dışında kopya olduğu zaman sağlık çalma ihtimali var arkadaşlar. Ve yine güzel bir kanama hasarı veriyor. Yani ortalama bir karakter. Ortalama bir karakter. 4 yıldızını R5 atabilirsiniz ama 5 yıldızını R3'ün üstüne atmanızı tavsiye etmem. Benim gibi 6 yıldızı gelse bırakın 1.25'e şimdilik kalsın arkadaşlar. Hayalet sürücü. Biz hayalet sürücüyü daha çok arkadaşlar Blade olan sinerjisinden biliyoruz. Hayalet sürücüyü ben çok sevmiyorum arkadaşlar. Çok tavsiye ettiğim bir karakter değil. Yani sağlık basıyor. Güzel. Eyvallah. Hiddet açıyor ama hiddet artık günümüze etkili değil. Kullanabileceğiniz herhalde T5 olur arkadaşlar. İttifak savaşında aslında kullanabilirsiniz. Yani kanama yerinize çıksa zorlarsanız her yerde herkesi kullanırsınız. Gerçi ama benim çok tavsiye edeceğim bir karakter değil. Yani birçok yargılama stili var. İşte rakibin yetenek sabitini kapatıyor, kader mührü veriyor. Yetenek sabiti kapatmıyor, pardon. Kader mührü veriyor, takviyelerini kapatıyor. Güç boşaltıyor, yakma veriyor. Ki kendisi de bu arada yakma yer arkadaşlar. Düzeltiyorum, kanama veriyor ya, yakma da vermiyor. Yani çok çok enteresan, çok kötü yapılmış bir karakter ki normalde Marvel Evreni'nin en güçlü karakterlerinden bir tanesi. Galactus'a tek atıyor. Galactus'a gidiyor, uzaktan gözlerine bakıyor, çat. Galactus yerde. Ama burada para dedi arkadaşlar. Bir de bu yargılamaları %100 değil yani. %50 falan böyle. Çok düşük oranları var. Olmamış yani. Bu karakter hiç Marvel eline yakışmamış. Ama yine kullanırsınız. Kanama bağışıklığı falan filan da var arkadaşlar. Bence 4 yıldızını R5 atın ama 5 yıldızını R3'ün üstüne atmayın. Yani Blade'in yanına koymak için bile atmayın arkadaşlar. Tavsiye etmem. Hood da yine taktiksel olarak çok güzel bir karakter. Rakibini çok güzel arkadaşlar etkisiz hale getiriyor. Gerek takviyeleri kapatması, gerek güç boşaltması, gerek ıska geçirtmesi vesaire falan. Bence güzel karakter. Yani 5 yıldızı R4'e kadar atılabilir arkadaşlar. 4 yıldızı zaten direkt R5 bile atabilirsiniz. Juggernaut yine bana sülale boyu geldi arkadaşlar. Sülale boyu gelen karakterlerden bir tanesi de Juggernaut. Allah'tan henüz 6 yıldızını kopyalayamadım. Yakın zamanda gelir diye tahmin ediyorum. Bir işe yaramaz arkadaşlar. Bir tek defansa durdurulamaz özelliği var. Onun dışında bir işe yaramaz. Yani defansa atacaksanız R4 atın deme. Onun dışında tavsiye etmem. Karadolu namı der Clairvoyant arkadaşlar. Yeni gelinlerimizden. Çok şişirildi. Yani benim gözümde çok çok şişirilmiş bir karakter. Dedim ya hani daha önce de çok söylemiştim. Kabam'ın YouTuber'larından bir tanesi böyle karakter şişsin diye işte kastı. Tabii kasınca analiz yeteneği düşük olan oyuncular da normaldir yani inandılar çocuğa gittiler ona da kastılar falan filan. Hani ben bakmıyorum sürekli karaktere kastım çünkü kopyasına kasmadım bile. Güzel sağlık basıyor arkadaşlar. Güzel sağlık basıyor. Güzel güç barı dolduruyor. Ortalama bir karakter. Yani maksimum atacağınız R4 olsun ama prestiji yüksek iki mistikten bir tanesi. İşte hatta en yüksek mistik diyebilirim. 10.620 civarlarda falan bir prestiji var arkadaşlar. Dediğim gibi prestij için R5 atabilirsiniz. Onun için ise R5 tavsiye etmem. 4 yıldızı R5 atabilirsiniz. 4 yıldızların çoğuna R5 atabilirsiniz diyorum. Ama bence 5 yıldızı bunun maksimum R4 arkadaşlar. Nerede kullanabilirsiniz? Ya yani çok sağlık bastığı için ittifak maceraları olabilir. Normal gelen aylık maceralar falan olabilir. Ancak bu tarz yerlerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine bazı bağışıklıklı sistemi sayesinde üzerindeki etkileri de atlatabiliyor. Ama dediğim gibi ortalama bir karakter yani sizi bir Corvus gibi alıp taşımaz. Dövüşleri uzun sürer yani ne kadar saldırı gücü yüksek. Yeni karakter olduğu için biraz daha uzatmaya çalışıyorum bu arada ki detaylı videosu kanalda var. Saldırı tarafına çektiğiniz zaman da normal saldırısını yükseltmiyor. Sadece özel saldırı 2'de her vuruş başına ekstra enerji hasarı veriyor arkadaşlar. Öyle bir muhabbeti var. Loki de taktiksel bir karakter. Üzerine takviye açan karakterlere karşı etkili arkadaşlar. Onun dışında ortalama bir karakter. Eğer yanına Thor Ragnarok koyarsanız iki güç barı dolana kadar kendi kendine arkadaşlar karakter güç basıyor. Güzel. Magic arkadaşlar yine mistiğin en iyilerinden.
En iyi karakterlerden bir tanesi arkadaşlar. Mage'i tavsiye ederim. Limbo'su vesaire falan. Hele bir de yanına Warlock koyarsanız efsane olacak ki onunla ilgili ayrıca bir video yapacağım arkadaşlar. Mage'i tavsiye ederim abi. Güç kilidi, güç boşaltması, güç çalması falan. Çok güzel bir karakter. Çok çok güzel bir karakter. Mephisto aynı şekilde bence çok etkili bir karakter. Hele bir de R5 atarsanız arkadaşlar. İşte o zaman efsane. Yani bağışıklıkları var. Çok güzel yakıyor ki yakmaya karşı bağışıklı hero sayısı oldukça az. Ölmeden önce son bir sağlık basması falan. Yani çok yüksek hasar veremese de direkt anlamda. Zamanla verdiği yakmalarla beraber arkadaşlar güzel hasar verir. Yani bence R5'i her türlü hak eder. Sabah yıldız aynı şekilde arkadaşlar. Mephisto ile beraber gelmişti direkt R5'i hak eder. Prestijleri düşük de olsa bu iki karakterden arkadaşlar. İşlevselliği ve saldırı güçleri hatır sayılır bir derecede var. Tavsiye ederim arkadaşlar. Çok güzel karakterler. Scarlet Witch 4 yıldızı kadar var. Kesinlikle kopyalıysa R5 atın. Kopya değilse ama atmayın. Oyunun hala çok etkili karakterlerinden bir tanesi. Herkesin arkadaşlar 4 gözle 5 yıldızının gelmesini beklediği bir karakter. Jane Foster ortalama bir karakter. Kopya olursa arkadaşlar sersemleyen her karaktere karşı %100 kritik vuruyor. Yani kopya olursa özel saldırı 1, 2 ve 3 ile beraber attığı şoklar da aynı zamanda sersem verme şeyi var. Yakalarsa abi 15-20 saniye bile sersem verebiliyorsunuz. O zaman hatta sayılır bir hasar veriyor. Elinizdeki karakter bulduğuna göre 4 yıldızını R5 atabilirsiniz. Ama 5 yıldızını R3'ün üstüne tavsiye etmem. Ve son olarak da Supreme Symbiot arkadaşlar. Supreme Symbiot bence mistiklerin en iyisi. Çünkü saldırı gücü inanılmaz yüksek arkadaşlar. Ve yine yani Doctor Strange'in biraz daha yukarı çıkartılmış hali. Yeni versiyonu diyebilirim. Çok etkili arkadaşlar. Yani güç çalması, yüksek hasar vermesi, zırhlanması. Güç barı ilk başlarda biraz yavaş da olsa daha sonra bunu fazla fazla telafi eden leziz bir karakter. Direkt R5 arkadaşlar. Kopya olmasa bile R5 atabilirsiniz. Ki prestiji de hiç fena değil. Şöyle toparlarsak eğer arkadaşlar bir baktığımda mistikler içerisinde zirve diyebileceğim Doktor Wood'u 1. Ondan sonra Cima. Magic 2. Mephisto 3. Sabah Yıldızı 4. Scarlet için hani 4 yıldız için diyebilirim. Ve Supreme Symbiote için arkadaşlar 5 diyebilirim. Bunları direkt yükseltebilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda kozmik videosu olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğen butonuna kafa atabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.